Fakültesi gibi, bizim ODTÜ'müz gibi, bizim Bilkent'imiz gibi, İngiltere'nin Cambridge'i gibi, Amerika'nın Yale'si gibi ve bu Sorbon'dan birincilikle bitirenlere dile bizden ne dilersen diyorlar. Diyor gençler, sizden bir şey istiyorum. Fransa'da Sorbon önündeki Fransız bayrağını indirin. Yerine bir Türk bayrağı takın. İki, Arnavut Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nı bütün okul okuyacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti fiziki binaları sağlıyor. Öğretmenlerimizin her türlü özlük ve ekonomik haklarını, sosyal haklarını sağlamaya devam ediyor. Ve sizin spor yapmanızı, sizin sanatla tanışmanızı, sizin endüstriyle tanışmanızı, ticaretle tanışmanızı sağlıyor. İnşallah Türkiye'de bir yandan Fen Lisesi'ne gidenler olduğu gibi bir diğer yandan Anadolu liselerine, bir diğer yandan meslek ve teknik liselere gidenler çoğalacak. Çünkü teknik ve meslek bileklerimize birer sanat, altın bilezik. Bunları elde etmek mecburiyetindeyiz gençler. Bunları yapmazsak eğer başarılı olamayız. Türkiye'nin vasıfsız elemanlara ihtiyacı yok. Bir zamanlar kat sayı adaletsizliği nedeniyle İmam Hatip'li öğrencilerden intikam alacağız diyerek bu meslek liseleri, bu teknik liseler de çok ciddi şekilde dumura uğradı. Zarara uğradılar. Ara eleman yetiştiremedik. Organize sanayimiz var bizim. 64 bin kişi çalışıyor. Hani nerede orada bizim elektrikçimiz? Nerede muhasebecimiz? Nerede finansçımız? Nerede bilgisayarcımız? Şimdi bunları oluşturmak isteyen bir Manisa var. Burada teknik lise, mesleki lise, öbür tarafta endüstri meslek liseleri, organize sanayide 1000 kişiyi tam burslu okutan bir endüstri meslek lisesi var. Şimdi ikinci 1000 kişilik endüstri meslek lisesini oluşturuyoruz. Yetmez. Daha da çoğunu yapacağız. Herkes okullu olacak. Okullu olduğu gibi de bir yandan değerlerle barışan bir Türkiye gençlik, bir diğer yandan da moderniteyi yakalayan bir gençlik. Sanattan kopmayan, bir diğer yandan tarihinden kopmayan, kültüründen kopmayan ama bir diğer yandan teknolojiyi yakalayan bir gençlik. Japon İmparatorluğu'nun bir anekdotuyla sözlerimi tamamlamak istiyorum. İnşallah bu okulları çoğaltacağız. Sizin elinizde olacak. Sizler çok iyi mekteplere gideceksiniz. Türkiye'yi mamur edeceksiniz ve zengin edeceksiniz. Japon İmparatoru Japonya yıkıldıktan sonra bir Amerikalı gazeteci ilkokulda öğretmenlik yapan Japon İmparatoruna benzeyen birisini görür. Ne kadar da çok Japon İmparatoruna benziyorsunuz der. Hayır der. Japon İmparatorunun ta kendisiyim, benzemiyorum. İyi de öğretmenlik yapıyorsunuz. İçin öğretmenlik yapıyorsunuz. Nice Japon İmparatorlarını yetiştirmek için öğretmenlik yapıyorum. Öğretmenlerim, ben de bir öğretmenim. Üniversite hocasıyım, doçentim. Çok aziz ve kutsal bir mesleği yapıyorsunuz. Size ne yapsa devlet azdır. Öğrencilerinizle beraber geleceği kuşanın. Bizim valimiz, kaymakamımız, bütün bürokratlarımız sizin emrinizde. Biz sizin emrinizdeyiz. Bizi geçin. Birkaç dil bilen, çok iyi mektepler bitiren, iyi fiziki mekanlarda spor salonlarıyla, sanat holleriyle, müzik holleriyle beraber bütünleşen, maddeyi ve manayı birleştiren bir eğitim sistemini oluşturalım hep beraber. Ve Türkiye inşallah o günlere doğru uzanıyor. Ben inanıyorum. Geçmişte olduğu gibi yine biz Osmanlı gibi, Selçuklu gibi, Anadolu Selçuklu gibi dünyada söz sahibi olacağız. Bugünkü Japonya, Almanya, Amerika ne yaptıysa onun gibi yapacağız. Almanlar 100 yıl önce arabayı buldular. Mercedes'i, Audi'yi, BMW'yi buldular ve şunu söylediler. Arabayı bulduk, 100 yıldır zenginiz. Dünyaya araba satıyoruz. Niye biz yapmayalım? Biz niye satmayalım? Şimdi de diyorlar ki güneş panellerini bulduk Siemens'lerle. 100 yılda güneş panellerini satacağız. Onlarla zengin olacağız. Gençler size ihtiyacımız var. Sizin beyninize, sizin yüreğinize ihtiyacımız var. Ve inşallah siz Türkiye'yi Japonya yapacaksınız. Siz Türkiye'yi Almanya yapacaksınız. Siz Türkiye'yi Amerika yapacaksınız inşallah. Ailenizden kopmadan, anne babalarınızdan, öğretmenlerinizden, değerlerinizden kopmadan geleceği kuşanın inşallah. Bu okulun yapımında kimin emeği geçtiyse onlara şükran diyorum. Ve inşallah bu okulları çoğaltmak bizim görevimiz. Sayıları çoğaltmak, kaliteyi ve kantiteyle beraber kaliteyi çoğaltmak bizim görevimiz gençler. Bunları yapacağız. Eğitim öğretim döneminde inşallah hayırlı hizmetler yapmanızı temenni ediyorum. İnşallah bilgi neredeyse onu bulun, alın, getirin ülkenize, onu insanlığa takdim edin. Dünyada bir tane hırsızlığı kabul ederiz biz. Bilgi hırsızlığını. Onu yaparız, alırız, çalarız, geliriz. Dünyanın neresinde varsa aynen Hazreti Muhammed'in söylediği gibi bilgi neredeyse gider alırız. Çin'de de olsa, Çin'de de olsa getiririz, ondan istifade ederiz. Hepimiz bilgiye muhtacız. İnşallah Türkiye tarım toplumundan modern topluma,
modern toplumdan sanayiye, sanayiden teknolojiye, teknolojiden bilgi toplumu haline gelir. Ama o bilgiye de ahlakı giydirin gençler. Eğer ahlakı giydirmezseniz o bilgiye Japonya'da Amerika Hiroşima olduğu gibi siz de aynı şey olabilirsiniz. Amerikalıların Irak'ta kan kustukları gibi Afganistan'da öyle olabilirsiniz. Bilgi barışı takdim ediyorsa, bilgi insanlığa huzur getiriyorsa değerlidir, bizim için kutsaldır. Ama o bilgi insanlığa acı sunuyorsa bizim için hiçbir anlamı ifade etmemektedir. Onun için kazanacağınız bilgilerin, burada alacağınız eğitimin ve kültürün, değerlerin bize barış olarak sunsun, gelsin. İnsanlığa barış olarak sunun gençler. Sizlerin hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Ben bir milletvekiliyim ama siz bizim geleceğimizsiniz. Geleceğin önünde saygıyla eğilmek benim görevimdir. Sizlere teşekkür, öğretmenlerinize teşekkür, anne babalarınıza teşekkür. Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum. Bu okulda hayırlar getirsin inşallah. Anlattılar. Sizler de dikkatle dinlediniz. Doğrusu Sayın Vekilimizin her sözünde sizlere çok gerekli olan bilgiler ve tecrübeler yüklüydü. Umarım faydalı olur. Ben sözü fazla uzatmayayım. Okulunuz hayırlı olsun. Gerçekten sizlerden gençler çok, beklentiniz çok yüksek. Bizler sizler için çalışıyoruz. Sizler için çalışmak durumundayız. Hepinize hayırlı, başarılı gelecekler diliyorum. Bu okuldan inşallah güzel eğitimler alacaksınız. Hayata hazırlanacaksınız. Hep beraber geleceğimizi kuracağız inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum.